Ortaköy sahilinde Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti bir süredir tartışma konusu. O yalıların mülkiyeti son olarak hazineye devredilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu karara itiraz etti. Peki Boğaz'ın en değerli iki yalısının içinde kimler neler yaşadı? İkinci Abdülhamit'in yeğenleri Hatice ve Fehime Sultan'a düğün hediyesi olarak verdiği o yalıların hikayesini Hatice Sultan'ın ilk torunu ünlü yazar Kenize Murat anlattı. Öznür Karşı Çetin Erin haberini kamera devranlar Özgür Balaban ve Emre Altun görüntülendi. Bir zamanlar İstanbul Boğazı'nın en değerli, en gözde yalılarıydı. Düğün hediyesi olarak iki sultana hediye edilmişlerdi. Yıllar sonra mülkiyet tartışmasıyla gündeme gelen Hatice ve Fehime Sultan yalılarını Osmanlı hanedanının son üyelerinden ünlü yazar Kenize Murat anlattı. Hoş geldiniz. Ékute, e, moi bien sûr je suis rentré dans Yalı anneannem Hatice Sultan'ın yalısı olmasına rağmen maalesef ziyaret etme şansım olamadı. Çünkü ben yıllar yıllar önce yalıyı ziyaret etmek istediğimde yüzme ihtisas kulübüydü. Kulübün üyesi olmadığım için beni içeri almadılar. Hatta anneannem Hatice Sultan'ın yalısı dememe rağmen izin vermediler. Kapı aralığından o güzel, muhteşem, ihtişamlı ahşap işçiliğini gördüm. Maalesef içeride top oynayıp tavanlara Top atan gençler vardı. Kenize Murat, Saraydan Sürgünü adlı kitabıyla Osmanlı'yı sarayın içinden biri olarak anlatan ilk isim olmuştu. Hazineye devredilen Ortaköy'deki iki yılı da anneannesi Hatice Sultan'la Hatice Sultan'ın kardeşi Fehime Sultan yaşadı. İkisi de hastalık nedeniyle tahta sadece 93 gün kalan 5. Murad'ın kızlarıydı. Babalarıyla birlikte onlar da Çırağan Sarayı'na kapatıldı. Tahtta da amcaları 2. Abdülhamit geçti. İki kız kardeşin ev hapsinden kurtulmalarının tek yolu evlilikti. Önce Hatice Sultan evlendi. Amcası 2. Abdülhamit Ortaköy'deki yalıyı hediye etti. Hatice Sultan'ın adını verdiği yalıdaki hayatı intikam aşkı sonucu Hüsran'a uğradı. Sultan. Ancak evlenerek o saraydan çıkmasına müsaade edildi. Bir şart vardı. Tekrar babası Sultan Murat'ı görmeyecek. Bütün kız kardeşler için bu geçerli. Hatice Sultan çok ağlamış. 30 yaşına doğru amcası Abdülhamit tarafından evlendirilerek bu yalıdan çıkmasına izin verildi. Tabi maalesef hoşlandığı biriyle evlenmedi. Mutluluğu olmadı. Onuruna dokunmak için küçük bir bürokratla evlendirildi. Elle a pleuré, mais elle a quand même de Hatice Sultan amcası 2. Abdülhamid'in bu kararı nedeniyle intikam almak istedi. De son yale, yale de Sultan. Yalının yanında önce Naime Sultan yalısı vardı. O da Abdülhamit'in en sevdiği kızının yalısıydı. İntikam olarak da şöyle bir şey düşünüyor anneannem Hatice Sultan. Eğer Kemalettin Paşa ile aşk yaşarsa böylece bir intikam almış olacak. Kemalettin Paşa da Abdülhamit'in damadıydı. Hatice Sultan'ın padişahın damadıyla olan ilişkisi mektuplaşmayla başladı. Boşanabilmek için bu mektupları Hatice Sultan amcası Abdülhamid'e ulaştırdı. Sultan Abdülhamit buna rağmen anneannem Hatice Sultan'ın boşanmasına izin vermedi. Ama damadı Kemalettin Paşa'yı sürgüne yolladı. Ne zaman ki Abdülhamit 1908'de Jön Türkler tarafından aşağı alındı, o zaman Kemalettin Paşa sürgünden geri geldi. Hatice Sultan'a gidip artık döndüm, nihayet evlenebiliriz dedi. Ancak anneannem Hatice Sultan da ben hiçbir zaman sana aşık değildim. Ben bunu tamamen amcam Abdülhamit'ten intikam almak için yaptım dedi. Bu hikaye sonrasında 2. Abdülhamit kızı Naime Sultan'a verdiği yalıyı yeğeni Fehime Sultan'a hediye etti. Hatice ve Fehime Sultan kardeşlerin Osmanlı saraylarında başlayıp yalılarda süren hayatları ise 1924'ten sonra sürgüne gönderildikleri ülkelerde yoksulluk nedeniyle son buldu. Padişah kızları için kötü hatıraların yaşandığı o yıllar şimdi mülkiyetinin kimde olduğu sorusuyla gündemde. Sizce bu iki yalının asıl sahipleri kimler? Bu son gelişmeyle birlikte hanedan üyelerinin bir girişimi olacak mı? Biz Sultan Murat soyundan şu anda üç kişiyiz. Aileye hiçbir zaman hiçbir şey verilmedi devlet tarafından. Tabii ki çok isterdik ama böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. Ben hayatımda hiç kimseden bir miras almadım. Olur da bu yalı bir şekilde bize ya da bana intikal ederse ben de bunu Türk halkına bırakmayı düşünüyorum. Müze, kız çocukları için eğitim merkezi ya da kültür sanat merkezi olarak kullanılmasını sağlayacaklarım kullanılacak şekilde bırakmak istiyorum. Bir ticari meta yerine bu şekilde muhafaza edilmesini tercih ederim. <laughs>